Herkese merhabalar. Herkese selamlar. Gittikçe tuhaf bir halde görmeye başladınız beni. Ben de şaşıyorum kendime. Sezon başladı. Ay. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Pelin, canım gelebilirler. Şöyle kenara doğru çekileyim. Herkese merhabalar, herkese selamlar. Arabada yoklamanın bugünkü konuğu Ekin Uzunlar. Ekin Uzunlar, ya kimdir diye sormak çok ayıp oluyor. Hoş geldin. Merhaba. Bu ne ya? Hoş geldin. Gel. Şunu şöyle. Hemen aldım. Arkaya. Hemen aldım. Trafikte sıkıntı yok nasıl olsa. Bu da kemençemiz. Evet, kemençemiz de geldi. Şey, canlı mı değil mi? Canlı değil ama gibi. Gibi, güzel. Canlı gibi. Gözlüğümü de çıkarayım, yüzümüzü gözümüzü görsünler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya hemşerim ya. Yani arkadaşlar hani toprak diyorlar ya. Evet. Gerçi utanç verici bir durum var. Benim hemşeriliğimle alakalı. 35 yıl sonra, bak abartısız söylüyorum, 35 yıl sonra ilk kez köye gittim bu sene. Hah, ondan ikram edecektim. Ben alırım abi, sana abi, sormam beni niye biliyor musun? Karadeniz insanı böyle işte, seviyoruz bu huyu. Bunu yapmamız gerekiyor, evet. Ama. Kesinlikle. Bravo. Çünkü bu dönemde en önemli şey, bak radyolara çıkıyoruz abi. Diyorum ki radyolarda da, ya 1 lira 50 kuruş bunlar. Bu cebinize koyun, örnek veriyorum. Kime bir tane diyorsun küçük... bunu, bir dakika söylesene bak. Kime diyorsun bunu? Ya bütün insanlara da. Radyoculara mı diyorsun onu? Radyo demiyorum ben. Hayır. Hayır. Yok, size değil, sizde hep şaka var. Senin bu arada stüdyoda bayağı bildiğim tabii, bir dezenfektan var. Kullanıyoruz. Yani bunu kesinlikle sosyal mesafeyi yani koruyacağız, edeceğiz. Evet. Bir şekilde. Bak, maske yanımızda tak. Taşıyalım. Taşı. Ya bir an önceki atlatalım belayı. Ya çok zor bir durumdayız. Hani bununla başlıyoruz zaten bu programları artık. Evet. Ben ne diyeyim, bir aydır falan çekmeye başladım koronadan sonra. Muhabbetimiz bu oluyor ilk etapta. Peki nasıl geçti senin bu dönem? Biraz verimli geçti gibi geliyor. Yani çünkü senin YouTube videoları falan filan da oluyor gibi mi geliyor? Ya abi, ben video paylaşıyorum da. Aha. Şöyle bir şey var. Şimdi bu dönemde şarkı yapmak aslında çok mantıklı değil. Biz kendimiz için yapmadık bunu, biliyor musun deme, bu arada? Deme. İnsanlar deme, için deme, yapıyoruz. Deme. Biliyorum. Ya tabii ki. Masraf yapıyorsun. Hayır. Para kazanamıyorsun. Konser yok. Bir şey yok. Hem bu, bir de ama bizi bekleyen bir kitle var abi. Evet. Onlar bizden şarkı bekliyor. Şimdi yani konser yok diye şarkı yapmayalım mı? Mecburen yap. İki tane ben çıkardım süreçte. Değil mi? Abi benim pandemi nasıl geçti biliyor musun? Ya şu cümleyi duymuşsundur belki ama söyleyeceğim. Söyle. Abi ben zaten gündelik hayatta da karantinadaymışım. Bak yemin ederim sana. Ya hiç fark etmedi. Ya bildiğin abi 5-6 ay evde oturdum ben. Ve bir de şeyim, hani bunu çok söylemeyi de severim. Ben çok oyun oynamayı seven bir adamım. Bilgisayar oyunu falan mı? Tabii bilgisayar, mı? PlayStation, bilgisayar, telefon, online oyunları. Ne oynuyorsun Allah aşkına? Ha, ben mesela bu ara deli gibi, biz yani şunu söyleyeyim, 8 aydan beri Call of Duty var. Warzone var. PUBG gibi düşün. Bu biz 9 ay, 10 ay falan oldu. 1 sene diyebiliriz çıktı. Aha. Yine aynı şekilde böyle Battle Royale bir bölümü var. 150 kişi atlıyorsun paraşütten. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Bir arkadaş grubumuz var bildiğin. Biliyorum, izledim onu bir yerde. Yabancı arkadaşlarım var ondan. Aha. Sonra yurt dışından bildiğin yabancılar. Onlarla birlikte grubumuz var. İniyorsunuz milleti öldürüyorsunuz değil mi? Ya vuruyoruz. Çata çata işte. Çata. Çatır çatır. Ki stres atıyoruz. Müzik, kemençe evde çalışıyorum. Beste yapmaya çalışıyoruz. Çeteler, çete. Değil mi? Evet. İçeride çetesiniz abi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir ay evvel yepyeni bir iş çıktı. Evet. Geliyorum yer. Geliyorum yer. Ondan da bir ay evvel Irmak'la bir şey yaptın. O YouTube için miydi? Ha, Irmak'ın kanalı Irmak için, evet. Aha. Yaptık. Irmak'la beraber hani bir şey yapacaktık. Zaten geldi de evde çekelim bir şeyler. Gitti böyle çektik. Çok samimi bir şey çok oldu. Çok doğal olmuş. Çok da ya. O kadar beklemiyorduk biz Irmak'la. Bayağı da izlendi. Bir ayda 15 ya. Milyon falan, evet, oldu. Evet. Ya normal koltukta oturup çektik abi. Aslında insanlar demek ki bu samimi geliyor. Evet, sen orada diyorsun ya. Ya ne uğraşıyorsun ya? Kliplere 30 milyar 40 milyar veriyor. Ya çak kardeşim. Budur yahu. Pandemide ya. Para yok zaten. Oturalım koltuk, evde gideyim ben oturayım koltukta. Anne al şu telefonu. Tak çek abi 15 milyon ya, Allah bereket versin. Yok şaka bir yana. Yani biz aslında hep
işi yaparken abi hep kaliteli bir şey yapmak istiyoruz. Bak. Güzel klip çekme. Zahmetlerimizi kamera arkalarımızı izliyorlar. Kar soğuğunda ıslak son bir kez diyorum özür dilerim. Yokluğunun kefeni çektik abi. Abi 2 saat bir suya düşme sahnem var. Düştüm ben, tamam. Bir kere de becerdim onu. Güzel düştüm suya. Abi yönetmeni diyorum ki abi ben Ekim dedi kusura bakma dedi. Kurulanamazsın. Yani çekeceğim daha. Abi 2 saat ıslak. Bir de soğuk. Abi 0 derece, eksi 1 derece. Oğlum, kar yağmış. Nerede çektiniz bunu? Kardeşen senin oranın üstünde. Yaylasında. Bu arada orada çektik. Ya. Ya işte ben de onu diyordum. 35 yıl sonra ilk kez gittim Ardeşen'e bu sene. Abi valla seni bu konuda kınıyorum. Kına hakkım ya var. Ya biz insanlar Karadeniz'e git. Yani Karadeniz'e turlar gitmek için turlar düzenleniyor. Sen oralısın ya. Bak TS61 bak. Bu da bizim buradan. Buldum hemen. Bizimkini buldum. TS61. Tabii sormak ayıp. Trabzonsporlusun. Tabii abi kesinlikle. Yani. Bırakılmaz. Allah şükürler olsun. Seviyoruz. Yani kaosla besleniyor Trabzonspor biraz. Ya, bu dönem sorma, değil mi? Biraz şeyiz. Ya şampiyonluğa hasret kaldık. Fener'le çok didişiyorsunuz. Ya tabii ki de rekabet olacak abi. Tabii. Ben kesinlikle bak şuna karşıyım. Yani burada holiganlık yok yani. Ya herhalde. İşte o siz bizim öyle bir şey yok. O sahada bir rekabet var. Onun dışında yapılan herhangi bir dalaşma vesaire bir şey yok. Tabii. Ben saygı duyuyorum. Tabii. Her şeyin hakkı yani adaletli bir şekilde sahada futbol olsun. Fair play olsun abi. Aynen öyle. Her zaman buna dikkat ediyoruz ve iyi bir şeyler için mücadele edilsin. Aynen. Hakkı olan kupayı alsın. Peki sen 2012'de mi buradayım ben dedin, ilk imzanı attın? Abi ben yoksa 1991 şey doğumluyum. Tamam. 2000 yılında dayım bana hediye aldı kemençe. Bana sordu ki ne istiyorsun benden hediye? Dedim dayı kemençe. Hatta bana ne dedi biliyor musun? Bir dakika. Kaç doğumlusun? 91? 2000'de. 90, tamam. 2000'de. Yani tamam 9 yaşında falan. Tabii 9 yaşında. Dayım dedi bana ne istiyorsun hediye? Kemençe. Bu arada benim babam Arnavut'tur. Annem Trabzon Çaykaralı. Biliyorum evet. Bir de bana dalga geçti böyle yaptı. Ya dedi sen ne anlarsın dedi kemençeden Arnavut çocuğu. Bana güldü falan böyle. Hadi oradan falan yaptı. Dayı dedim istiyorum. Çocuğum ya düşünün çocuk kemençe istiyor. Hep baba tarafı düşünülür ya. Tabii. Yani he. O dönemin parasıyla 35 milyon. Tamam. 35 milyona bir kemençe aldılar bana. Arkadaşlar o dönem 6-0 atılmamıştı. Tabii milyon diyoruz abi. Yani. Milyon vardı. 35 milyona alındı. İlk kemençeyi aldıkları gün kartal arabası yok mu? He. Yaylaya çıkıyoruz. Ben bagaja oturuyorum çocuğum ya. Kartalın arka tarafına. En zevklisi. Annem diyor ki şarkı çıkarttım diyor. İlk aldığımız gün 9 yaşında. Allah Allah. Arabada diyor 5 kişiyiz. Şok olduk diyor. Ya dedim sen ciddi misin? Evet dedi. Ama tabii amatör bir şekilde. Sen de ama bilmiyorsun yani. Bilmiyorum abi kemençe almışım. Gıy diyorsun da o zamanlar. Abi tak bir şarkı çıkıyor falan. Ya o zaman demiş ki işte tamam. Çocuk bunu yapacak demişler. Bizim de bir Ahmet abimiz vardı akrabam. O armudun köyde armut vardı böyle 200 yıllık armudun dibinde kemençe çalardı abi. Ha. Ama hobi olarak. O kadastroda çalışır. Hobi olarak da kemençe çalardı. Ondan görmüşüm. Sonra kemençe atmışım. Tabii çocuk biliyorsun oyuncak oynamak ister. Tabii. Farkında değil bir şeylerin. O yeteneğin farkına varıyor. Diyor ki kemençeni diyor tarlaya attım bir gün diyor. Ben gittim tarladan aldım diyor. Yapıştırdım onu kırıldı. Sana zorla şarkı gösterdim diyor. Hatırlıyorum da böyle. Gözümün önünde. Hatırlarsın ya. Hatırlıyorsun ha. Ondan sonra abi böyle bir serüvene başladık. Sonra 14 yaşında ilk profesyonel sahneme çıkıp 25 milyon diyorum yine. 20-25 milyonu kafelerde çıkıyordum abi 14-15 yaşında. Vay. İki masa geldim havaya uçardım. Bugün diyorum iki masa var hadi. O iki kişi, o gelen kişiler beni umursamıyor bile. Tabii ama ben orada onlara kendimi böyle ispat etmeye çalışıyorum. Kemençeyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum derken. Sonra tabii kendimi daha çok geliştirdim. O zamanlar tabii YouTube yok abi. Facebook var. Tabii. Facebook'ta insanları izliyorum. Kemençe ustalarını izliyorum. Oradan bakıyorum. Sonra şey vardı ismini söyleyemedim. Microsoft muydu? Movie Maker mı? Bir şey vardı. Yavaşlatma video programı. Video programı vardı. Oradan yavaşlatıyordum. Tamam. Onları böyle kemençenin videolarını indiriyorum. Onlar yavaşlarken oradan bakma. Oradan öğreniyorsun. Parmaklara bakıyorsun falan. Parmaklara bakıyorum. Sonra festivallere katıyorum derken sonra Karadeniz'in grupları var abi. Birçok gruplarıyla çalıştım. Hızlı geçiyorum. Ondan sonra öyle derken
Sonra Karadeniz'in birçok sanatçılarıyla çalıştım. Evet. Sonra 2011 yılında abi, 2011-2012 yılında annem bana dedi ki bir tane şarkı yap da at sende dedi. İnsanlar çalıp söylüyor, sen niye söylemiyorsun? Ben anneme diyorum ki anne diyorum, ben diyorum enstrümanist kalmak istiyorum ya. Aha. Ben enstrümantelde takılmak istiyorum dedim ben. Ben sanatçıların arkasında böyle iyiyim. Mutfakta güzelim. Ya dedi oğlum bir tane at, senin sesine dedi buğu var. Ha. Sesin biraz senin böyle ihtiyar adam derler bizde. İhtiyar adam sesi var sende. Çok değişiktir bak, dikkat çeker. Puslu puslu. Puslu. Kayağın gibi. Hadi annemi kırmayayım dedim. He. Çay Kara Dağları adlı şarkı yapıyorum abi. Lokal olarak patlıyor. Orada. Tabii. O bölgede, aha, o boğazda. Çay Kara of boğazı deriz biz onu. Solaklı boğazında. Orada insanlar. Böyle bir çocuk var, böyle bir kemençe çalıyor derken. Sonra abi üstüne aradan geç, tabii ben o sıra gruplarla çalışıyorum. Karadeniz sanatçılarıyla çalışıyorum. Albümleri, dizi müzikleri yapıyoruz falan filan. Derken bir şarkı daha, bir şarkı daha derken en son mevzu, tabii ben kendimi o sıra geliştiriyorum. Bir de farklı tarzlarda çalıyorsun sen kemençe. Evet. Yani. Şimdi abi bizde, ben işte Yunan bir kemençeci de var, Matios Chakouridis diye. Aha. Ben onu çok dinledim. Hmm. Türkiye'de de Fuat Sakan'ın kemençecisi Cemal abimiz vardı. Sonra benim yöremin üstadı var, Yusuf Cemal Keskin. Sonra tabii benim bölgemde beni ilgilendirenden bahsediyorum. Tabii çok ustamız var. Giresun'da ama sen var. İstanbul'da doğdun, büyüdün, evet, bu arada. Ama her yaz kışın, evet ya, her yaz kış annem götürürmüş beni. Bana vuruyor. Bizde öyle ya, orada sen darbe yiyorsun. Ondan sonra öyle şey yaparken, dediğim gibi ustaları dinlerken kendimizi geliştiriyoruz. Sonra Mustafa Ceceli muhabbetine geliyorum. Mustafa abiyle nasıl dönüm nokta mı anlatacağım sana? Yani virajı döndüğüm yer. Tamam. Virajı döndüğüm yer neresi biliyor musun? Mustafa Ceceli'nin, Mustafa abinin. Bir düğünde beraber tanışıyoruz orada. Kemençeci lazım. Aha. Gidiyorum abi, bildiğin kemen, Karadeniz bölümüne çalıyoruz falan. Sonra ben kulisine giriyorum, fotoğraf çekiliyoruz. Aha. Aradan bir sene geçiyor. Mustafa abi Aşkım Benim şarkısı çıkarıyor Kalpten albümünde. Tamam. Ya diyor Ekin diyor, sen diyor kemençeyi çok farklı çalıyorsun. Yani Karadeniz var. Evet. Ama biraz violin sound'un da var. Kemençe, senin bir stilin var. Ekin Uzunlar stili var burada. Aha. Oluşmuş. Kendi çabalarıyla yorumu katmış abi. Sonra gidiyorum albümle çalıyorum. Sonra albümden sonra hızlı geçiyorum. Kuruçeşme Arena'da Yıldızlar Gecesi'nde Mustafa abi albüm lansman gecesi yapıyor. Evet. Abi çok komik bir olayımız vardır. Lara Fabia var, biliyor musun? Biliyorum. Tabii ki de. Lara Fabia'ya bir asansör yapılıyor. Yukarı çıkacak. Evet, yukarı çıkacak. O asansörü ben kullanıyorum. Hadi ya. Tabii. Asansörle ben yukarı çıkıyorum falan. Vay arkadaş. Bir görsel şören. Ortalık yıkılıyor. Tabii Mustafa abi övüyor. Ondan da Allah razı olsun. Tabii, kesinlikle tabii. O bir yeteneği bulursa vesaire, aynen, bulursa. Aynen. Her şeyi bulursa. Seni de nasıl keşfetmiş yani. Bak. Hani farklı tarzda çalıyorsun falan. Tabii. Bir kere çalmayla. Adam iyi bir enstrümanist zaten yani. Tabii tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Sonra Beyaz Şov'a çıkacak. Ekin dedi. Beyaz Şov'a çıkacağız dedi. Kardeşim dedi. İzledim onu. Bana eşlik eder misin bir şarkı beraber? Tabii abi dedim. Oğlum Beyaz Şov, heyecanlıyız tabii, Beyaz Şov'a gideceğiz. Abi Beyaz Şov'un orkestrası biliyorsun ki yukarıda onların bölümü var. Balkonu, evet, var. Evet. Musa dedi ki bir an kafasını esti. Piyanoyu öne alalım. Ekin'i de öne alalım. Ekin'le de bir düet yapalım dedi. Vay. Allah dedi, düet geliyor o zaman. Abi biz diz dize şarkısını okuduk. Orada bir reaksiyon. O sıra Beyazıt Öztürk geldi. Bir dakika dedi falan. Bir övdü beni. Evet, sonra izledim. Mustafa abi dedi ki sen dedi bildiğin dedi şarkılar da yapıyor musun Ekin? Senin milyon izlenmelerin var. Tabii o dönem abi benim şarkılar 1 milyon 2 milyon. Ben şeye çalıyorum bu arada. Sanatçılara çalıyorum ama benim altyapı geliyor. Tabii tabii geliyor. Mustafa abiyle Son Bir Kez adlı şarkı buluyoruz abi. Bir koyuyoruz. Çat bir patlıyor. Karadeniz değil işte bu sefer. Türkiye. Sonra üstüne bir tane daha Hüznün Gemileri. Abi çok ciddi, evet, rakamlar. 70, evet, milyon, evet, 60, evet, milyon. Hüznün Gemileri dizide falan da kullanılıyor. Tabii Kuzey Yıldızı'nda abi. Kuzey Yıldızı'nda. Sonra öyle derken bir kitle oluşuyor. Bir baktık ki Ekin Uzunlar artık bir konser yapıyor. Binlerce kişi geliyor. Biletler kesilmeye başladı. Gazeteler. Yedi Kule konserleri. O oldu galiba. Abi ya evet. Küçük Çiftlik Park konserleri. Aha. Ondan sonra abi bayağı bildiğin, yani hayalimdeki bir şeydi aslında. Karadeniz müziği yapan Türkiye sanatçısı olmak. Yani, ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Tabii tabii. Ben, yani aslında bak bunu Volkan başardı. Evet, Volkan abi örnektir. Yani, Kazım Koyuncu örnektir. Tabii tabii tabii. Bir sürü örneklerimiz var. Evet. Ama şöyle bir şey var. Herkes de sever be. Hı?
Karadeniz müziğini herkes sever. Yani bak, hüzünlü şarkıları ağlatır. Hareketlileri de. Abi Karadeniz müziği zaten çok güzel bir müzik. Bak, evet evet. Anadolu, Türkiye'de zaten güzel. Karadeniz müziği, bak şöyle bir şey var. Karadeniz müziğini yani bir doğulu da, bir kuzeyli de, bir batılı da. Ha ne dersen de, kim dinlerse nesin yani, bir Karadeniz müziği seven vardır. Var. İçinde bir repertuarında, bu arabada belki bir Karadeniz müziği bir şarkısı var. Olmaz mı? Buna sorma bile yani. Yani bu çok güzel. Ama biz bunu ne yaptık? Tamamıyla otantik olan değil de bunu biraz daha böyle hani evrensel, daha da böyle insanları nasıl dinletebiliriz deyip hem yöreselden alıp hem biraz oradan koparıp hem buradan koparıp affedersin. Ondan sonra kemençeyi de farklı bir tarzda çalıp insanlara sevdirdik. Ya baba helal olsun. Bak enstrüman çalanlara hayranım. Abi bana arabada bu serviste mi veriyorsun sen? Sana soda açtım. Bir şey diyeyim, bu ücret etek abi. Birazdan taksimetreyi okuyacağız. Burada mini şey varmış değil mi? Mini bar varmış. Buradan çikolatalar. Şuradan hemen. Ay. Şimdi hiç istemeyeceğim. Ama o da var. Yani hani adam taklit de yapıyor arkadaşlar. Çok güzel taklitler yapıyor ama istemeyeceğim. Çünkü bu şey oluyor yani, etinden sütünden faydalanalım bilmem ne falan muhabbetine giriyor. Ya çok abi, girmiyorum. Çok güzel taklitler yapıyorsun. Arkadaşlar tiyatro, YouTube'da var. Ya şey yok, yine yaparız, sıkıntı yok. Ben öyle, abi ben utanan. Sen utanan bir adam değilsin. Şey o değilim yani, bugün sesim çok kötü, okuyamayacağım. Yani öyle bir insan değil, ben abi neyse koyuz. Bu arada ben Pera Güzel Sanatlar mezunuyum. Evet. Tiyatro eğitimi aldım 3 yıl. Orada da mezun olduk. Ondan sonra geçtik falan, müziği seçtim. Ya taklit, abi sana bir söyleyeyim mi? Tiyatro benim sahneme yaradı şu an. Hmm. İnsanlara dönüşüm, pozisyonum. Elini hani, ayağını nereye koyacağını nefesimi çok iyi biliyorsun. Evet, nefes kullan. Aslında nefes diyeceğim kontrol. Ya ben boşuna mı yaptık falan dedik ama abi bildiğin şu an sahnede onun ekmeğini yiyorum. Abi ya, onu bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir Karadenizli olarak zaten Karadeniz insanı girişken insandır. Çok böyle sıkıntı çekmez ortamlardan. Yok. Ama sen üstüne koymuşsun tiyatro eğitimiyle beraber. Lazımdı demek ki. Bak bunu özellikle insanlar alıyorlar. Burada işte diyaframı nasıl kullanma, evet, ağza kalem koyup konuşma. Evet, Yıldız Kenter hocam. Ah Rabbim. Evet. Evet. Yani bunların hepsini belli bir süreden sonra şeyidir. Şeyini, faydasını görüyorsun. Tabii abi ki. Sahnede. Ben çok hızlı konuşurum mesela, farkında evet, mısın? Evet evet, biliyorum. Yani bazen ne dediğimi anlamazsın bile. Evet. Ya bana der mesela, oğlum sakin. Kemençe mi diyor, keman mı diyor acaba diye böyle bir... Kemen mi diyor? Böyle bir şey. Hani böyle çok onun Barış Manço'dan korkmuştum, biliyor musun? Barış Manço'yu gördüm böyle ekranda, Star'dayız o zamanlar. Ben de Süper FM'deyim, Star'da konuk olmuş gece haberlerine. Hemen önünü kesip konuşacağız, tamam mı? Allah'ım diyorum, o kadar hızlı konuşur ki nasıl yetişeceğim ben bu adama falan. Evet, evet. Heyecandan gebermiştim. Neyse. Dizilerle ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Ezel'in etkisi çok çok izlenen bir diziydi çünkü o. Ezel'de de bir şarkın var değil mi? Yok. Ezel'de bir şarkım yok. Ezel müziğini ben yaptım. Tamam işte, Ezel müziği. Ha. Tamam, okey. Tamam. Ezel müziğini aldım. Onu ben hatta geçen paylaştım ya. Ha, dizi tamam. Müziğini kemençeyle yaptım. Evet, okey. Tamam. Uyarladım. Çok güzel oldu ya. O da geçen bayağı şeyde... Ben direkt orada çektim. Şeyde... dizide... vardın diye biliyorum. Yok. Ben. O zaman çok küçüktüm abi, bayağı küçüktüm. Ben hiç hatırlamıyorum. Kemençeyi alalım mı? Elinize? Alalım tabii. Vallahi. Onu niye getirdik? Niye getirdik arkadaş? Ya, o şey derler ya, tabancasız gezmiyoruz. Ben Mustafa Ceceli ile yaptığınız YouTube videosunu aslında tam izleyecektim. O arada siz geldiniz, izleyemedim. Bana kaldı. Sadece böyle başında bir dakikalık bölümde bir şey duydum. Sadece bir 5 saniye. Nedir? Ram tan ta ta tan ta ta tan ta. Denizin yanından giderken güzel ya, oldu. Evet.
Karayip be, Karayip korsanları değil mi? Yok. Küfrettim. Bir şey olmaz. Game of Thrones. Game of Thrones. Karayip korsanları yok mu ya hocam? Karayip korsanları. Johnny Depp var. Game of Thrones bu işte ben işte Karadeniz kemencesiyle diyorum ya farklı şeyler de yapmak gerektiğini. Evet. Yani bak George Michael Careless Whisper var ya. Müthişsin hoca ya vallahi. Ya. Bunları işte sahnede yaptığın zaman efsane oluyor mesela. Tabii canım. Vay be baba, vallahi süpersin. Ya bunları böyle hakikaten dediğin gibi ters köşe yapmak o kadar zevkli ki. O adam böyle oluyor ki. Bak, böyle geziyorsun mesela işte söylüyorsun Karadeniz türküsü değil mi? Peşine böyle bir şey geliyor. İlk defa dinleyen biri tabii evet. ki de. Yani sonuçta bilmeyen çok insan var bize. Evet. Adam mesela o gün arkadaşın Ekin Uzunlar konseri var. Ekin Uzunlar kim ya? Abi çok güzel bir Karadeniz sanatçısı. Gel işte dinleyelim. Götürüyor. Adam bir geliyor. Adama ben mesela o gelene Karadeniz müziği sadece sunmuyorum. Tabii. Ben ona bir Game of Thrones, Godfather. Adam bir geliyor kulise fotoğraf çekecek. Ya abi bir şey diyeceğim ben bugün seni konsere falan gelmeyecektim. Ben dinlemiyorum çok müzik. Abi sen ne yaptın ya? Seni işte kaptım. İşte. Şimdi bu saatten sonra bu gidecek. Ulan bir adam var kemençe dinle. Kemençe görecek bir yerecek. Ya diyecek. Ya sen Ekin Uzunlar diye bir adam var kemençesini dinledin mi abi? Evet. Abi bir şeyler yapıyor. Tak o da onu izleyecek. Virüs gibi yayılacak. Şöyle bir şey düşündüm ki. Ahmet Koç yapmıştı. Bu baba falan filan bunları bağlamayla yapmıştı. Aa. Hatırlıyor musun? 10 yıl falan oluyor. Yok ben hatırlamam. Sanki böyle bir şey varmış gibi şu an kafam bağlamayla içerisinde geçiyor. Bağlamayla Ahmet Koç çok popüler film müziklerini ve ne bileyim işte bizim müziklerimizi yapmıştı. Kemençeyle olmaz mı? Olur işte yapıyoruz. Olur. Yapıyoruz böyle da. Yapsana böyle. Şimdi var birkaç bir şey var, projeler var. Onlar içerisinde kullanacağız. Yani güzel olur. Çok güzel olur çünkü kemençenin çok farklı bir tınısı var ya. Şimdi ben senden kemençeyle son bir şey rica edeceğim. Böyle hani abicim buradan değil şuradan döneceksiniz. Şimdi ben gelip kapatsam senin önünü ne olacak hocam? Geri gideceksin. Buradan değil ki şuradan döneceksiniz ya. Evet. Sıkıntı yok. Arabayla aran nasıl? Tabii ki de iyi. Ha. İyi şoförümdür. Peki. Var mı öyle kaza maza ufak tefek? Yok abi. Öyle şeyler. Temiz. Peki. Allah korusun. Ben de 2-3 tane oldu da. Abi nazarlık öyle küçük olur. Nazarlık öyle küçük olur ya. Evet. Küçük. Pert ederek oluyorum. Küçük takla attım. Allah korusun. Bir şey yok takla attım. Bir takla ama fazla değil. Peki. Böyle bir anonim bir şey yapsak. Tamam. Telifi olmadan yayınlayabilsek. Çünkü yayınlatmıyorlar biliyor musun? Yani kalkın diyor bilmem ne diyor. Anonim bir şey dediğin mesela ne? Benim şarkılarımdan mı diyorsun? Yoksa yani, başka anonim, bir şey mi? Yani hani sahibi belli olmayan bir türkü gibi bir şey. Ya da senin şarkılarından bir tane patlatalım. Benden söyleyelim. Tamam, telif atan sen olsa beni bul. O kadar. Lütfen. Tamam. Bir tane o zaman. Hadi gel. Peki bu sarsıntı senin... Yok abi sıkıntı yok. Ben böyle Trabzon'a gidiyorum çala çala. Hiç sıkıntı yok.
ıslandım, iki hamursun çölümde. Başkasının deri yok gözümde. Mühürledim şu kalbimi seninle. Vereyim son nefesimi elinde. Islandım iki yağmursun çölümde. Başkasının deri yok gözümde. Mühürledim şu kalbimi seninle. Vereyim son nefesimi elinde. Demir atar limana yüzünün gemileri. Yüreğimde yar sancın var, uyumam gecenin. Demir atar limana yüzünün gemileri. Yüreğimde yar sancın var, uyumam geceleri. Süpersin. Eyvallah. Ağzına sağlık vallahi. O kadar keyifli, o kadar güzel bir melodi var ki bunda. Çok teşekkür ederim. Böyle hani ciğere işliyor. Ağzına yüzüne çok sağlık. Güzel. Yüzüne değil, gözüne, eline de. Her şey sağlık. Sağlık her yerde lazım abi. Aynen öyle. Ver yansın. Peki. Ne olacak bundan sonra? Bundan nereye gidecek? Hani amaçlarına ulaştın. Aslında hani böyle bir tesadüfen yürüyen, işte o kemençeyi almak istiyorum diyen çocuk büyüdü ve buralara geldi şu an. Türkiye'ye ulaştırıyor müziğini. Evet. Bundan sonrası? Bundan sonra daha da büyüyor olsun. Daha da büyüyor. Daha da tam ulaşmadı. Ulaştı öyle aslında. Mi, öyle mi? Şarkılar ulaştı. Tamam. Şey, ama daha da fazlası olması gerekiyor. Yani şöyle, ben mesela daha biraz global düşünmeye başladım son zamanlarda. Ya geçen gün mesela röportajımı söyledim. Abi düşünsene, Beyoncé'un bir sahnesinde kemençe çaldığını. Vay. İşte bak ben... Gülersin. Bak, izleyen de diyecek ki, böyle yapacak bak. Hadi niye lan diyeyim? Ben gördüm bile şu an onu. Hadi yani... lan diyecek. Abi insanlar ulaşabileceği şeyler hayal ederler. Ben bunu zamanı hayal ediyordum. Şimdi başka biri. Aha. Hayal ediyordum ama bu kadarında değildi. Evet. Ya bana yeterdi. Ya ben, benim mesela hayalim vardı. Of, bir şarkının 1 milyon olduğunu düşünsene Ekin. Tabii. Abi şimdi bakıyorsun ki tek bir şarkın 70 milyon, 75 milyon. Evet. 100 milyona dayanmış. Sonra diğerleri de öyle. Ulan düşünsene Ekin ya. 200-300 kişiye konser veriyorsun. 14 bin kişiye ver, 20 bin kişiye verdi küçük çiftlik parkta. Abi hem doyumsuzuz, evet, hem de daha fazlasını istiyoruz. Mesela ben Beyoncé sahnesini düşünsene abi, inanılmaz bir şey olurdu. Beyoncé falan şov yapıyor, görsel şov, dans ediyorsun. Sen böyle çıkıyorsun oraya özel bir kostümünle, kemençeyle, o sana ayrılan bir bölüm var orada. Şıklar. Yine asansörle. Tabii. Hocam yakışır. Yakışır. Ya da iplen ineyim aşağı. Time code ışıklar, time code'lar yazılmış. Beyoncé'nin bir yabancı şarkısı. Beyoncé yabancı o şarkıyı söylüyor ve sen de ona kemençeyle eşlik ediyorsun. Muazzam bir görüntü. Bitti artık. Daha ne olabilir ki? Niye olmasın ki? Aynen öyle. İşte bunun için mesela. Bir de bu arada bir şey var. Yabancı müzisyenler de artık bu tarz enstrümanlara, etnik enstrümanlara acayip ilgileri var. Doğru. Hint çalgıları olsun, Japon çalgıları olsun. Bu kemençeyi mesela düşünsene bir Karadeniz diyorum, bir Amerikan bir caz grubunda ya da bir blues grubunda, country, evet, grubunda onların orkestrasında çaldığını düşün. Sen bir dinliyorsun da hani blues falan. Tabii abi, ben Ray Charles dinlerim. Hı-hı. Mesela Freddie Mercury. Tabii James Brown dinlerim. Mesela Pavarotti'yle olan düetine bayılırım. Evet. Tamam mı? Ondan sonra onun dışında hastasıyımdır Freddie Mercury. Bak ben eskiden beri dinlerim. PlayStation 1'de Winning Eleven diye bir futbol oyunu vardı. Biliyorum, evet. Trailer'ı buydu. Bu vardı arkada fon müziği. Mesela biz ondan beri dinleriz. Ben Freddie Mercury dinlerim. Çok severim. Evet. Yani abi çok gelişiyor, anladın mı? Mesela blues bak. Country bu. Mesela sound yaparız. One will be love me baby girl. Da da ne din din da da din da ba bi bi bin da din da de.
süpersin ya. Tozu kaldırdım arabada. Nereden kaldırdın onu? Şeyden. Dur. Cam açtım. Biz gaza geldik burada bir anda. Yani böyle jazz, blues, country bunları kullanıyorum mesela. Ben seviyorum dedim ya, işte buydu. Konserlerde yapıyorsun bunu. Tabii abi. Bölümümüz var yani. Böyle ayırdığım bir 10 dakikalık bölüm var. Konserler nerede? Ne zaman? Böyle var mı? Şu an yok. Şu an yok. Özledim. Çok özledim. Ya diyorum ki arkadaş. Ayda yapardık 10-15 konser. Şimdi bir tane bile yok. Ya ne kadar kötü ya. Ama biz biliyor musun en acısı da müzik sektörünü vurması. Abi herkes bak vızır vızır çalışıyor. Abi ne olursa olsun ilk etkilenen müzik sektörü. Her şeyde. Patlama, çatlama, hastalık, korona be. Hep ilk müzik sektörü. Ne yazık ki. Neden böyle? Ya bilemiyorum. O yapacak bir şey yok abi. Böyleyse böyledir. Yani evet. Ama tabii gönül ister ki şu an konserler yapmayı sosyal evet. Mesafeli. Yani olabilir. Ama ben inanıyorum. Ulan nasip ederse şu 2021'den sonra bir şu 20'nin sıfırını bir yapalım. Bir yapalım evet. Ondan sonra her şey düzelecek istiyorum. İnşallah. Vallahi. Peki albüm, single bundan sonra ne geliyor? Şimdi bundan sonra Mustafa Ceceli'yle düet geliyor. Ondan sonra hemen peşine bir tane benim çok güzel bir slow parça hazırladım. Muazzam güzel. Yani yeni bir Hüznün Gemileri, yeni bir son bir kez. Tamam. Peki bunların tarihleri belli mi? 3 aşağı 5 yukarı yoksa işte Ekim, hani Kasım. Ay, 3. ay. Ekim Kasım diyelim. Aa öyle mi? Tabii yakın. Ekim'e girdik zaten. Geldik. Tamam. Ekim sonu, o zaman Kasım sonu. Ceceli ile Ekim gibi. Tabii Mustafa abiyle gelecek. Biz Mustafa abiyle 3 yıldır beraberiz. Mustafa abi herkese düet yap. Tamam mı? Ya dedim ki abi bizim niye düetimiz yok? Biz her gün beraberiz neredeyse. Benim başım gelme kardeşim. Hayır. Bir de şunu diyorum usta çırak yapalım bir tane. Güzel değil mi? Süper. Dedim abi sen de bir anı yapacağız zaten Ekin'im. Bir tane değil çok yapacağız dedi. Ya biz birbirimiz zaten öyle bir şey konuşmuyoruz bile. Ya güzel bir şey çıkarsa zaten. Önemli olan düet yapmak değil. Önemli olan doğru zamanda doğru şarkıyla düet yapmak. Doğru. Şarkı doğru. Olsun diye yapılmaz ki. Aynen öyle. Yapmış olmak için yapmaktansa. Yapmış olmaktan aynen bu şekilde. Vurdun mu oturacaksın yine. Kesinlikle. İkincisi albüm yapıyordum. Albüm şarkılarım hazır zaten. Ha. Ama bu dönemde albüm yapmak mantıklı gelmiyor. Değil. Dedi ki ben de sevenlerime Instagram'dan ve sosyal mecralardan açıklama yaptım. Dedim ki arkadaşlar albüm şarkı albümü atacağıma albümü teker teker single bombardımanı yapalım. Tamam mı? Tamam. Sonra hepsi bittikten sonra hepsini toplayalım. Fiziki bir albümü dönüştürelim. İsteyen alsın evine koysun. Güzel. Zaten bundan abi, bir kar vesaire bir şey beklemiyoruz ya bile. Ya evet ya. Zaten herkesin cebinde artık Spotify. Abi YouTube'dan açıyorsun. Şey premium üyelik bilmem Spotify Fizi Mood. Aynen öyle. Tak bir koyuyorsun abi arabada çalıyorsun. Artık arabalar bile şey üretmiyor. CD'li bir şey üretmiyor. USB var abi CD kalktı. Ben diyorum ki abi. Neyse bunu söylemeyeyim. Bunu söylersen şimdi bir görür de yapar. Benim çok güzel aklıma bir şey söyleme. Var. Söyleme. Söylemiyorum. Söyle. Kameralar kapandıktan sonra yaparız o işte. Evet. Programın artık sonuna doğru geldik. Siz kokoreççiye yaklaşıyoruz galiba. Evet. Sen yemeyeceksin mi? Yok ben yemeyeceğim. Ben kaçacağım. Oğlan bekliyor stüdyo. Abi ya. Benim ben bu arada hayatım asla değişmeyenleri sayayım sana yemek say, olarak. Lütfen. Pilav üstü kuru fasulye nohut. Tamam. Pilav üstü döner. Evet. Sürmene pidesi ve kokoreç. Başka bir şey tanımam. Başka bir şey tanımam. Afiyet şeker olsun. Ama resmen saydıklarıma baksana. Hep külü aldırır şeyler. Bir tane sebze saymadım. Ha saydım pardon sebze saydım pardon. Bezelye de bayılırım mesela. Ha tamam. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Öyle sevindim ki seni tanıdığıma. Evet. Ben de seni aynı şekilde. Bu arada enerjin çok iyi abi. Çok teşekkür ediyorum. Yani muazzam keyif aldım. Hem beni taksi parasından da kurtardın. Estağfurullah. Bak takipçimize. Şimdi kim gidecek de o kadar yol abi. Babam. Çok iyi ya. Teşekkür ederim. Bu arada yayı koymayı unutmuşum. Yayı da koyayım. Sen yayı koy. Arkadaşlar programın sonuna geldik. Ben son cümlelerini alayım. Bir veda son cümlesi. Son cümlelerimi ondan sonra hemen söylüyorum. Programı. Lütfen koronaya dikkat etsinler. Maskeyi kolumuza değil yüzümüze takıyoruz. Evet. Sizleri çok seviyorum. Bizi dinleyen, destekleyen herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bu programa da konuk oldum. Çok çok ayrı mutluyum. Çok çok teşekkür ediyorum. En iyisi için çalışmaya devam edeceğim. Tamam. Hocam. Kendine iyi bak. Sağ olasın. Kaça kal. Çok sağ ol. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Sodanı istersen yok. Yok abi. Onu ben orada götürürüm diyorsun. Sen abi orada ben vuracağım. Abi emin misin bak yemeyeceğine? Eminim. Çok sağ ol. Hadi bay bay. Bay bay.